IQ kaybetmen gerek. Göktücüğüm. Oğlum neredesin anam? Sen neredesin ya? Dur bakayım sana. Çıkış kapısının oradayım kanka. Tamam, arkana bak oğlum. Niye ileri bakıyorsun? Diğer arkana. Oğlum. Arkan lan, arkan. Farukcum çok şıksın. Göktücüm hoş geldin. Buram nasıl keyifler? Aa, keyifleri iyi. Çantayı arkaya at istersen. Evet arkadaşlar, videonun girişine hoş geldiniz. Bugün Ümraniye'deyiz. Ümraniye'deki meşhur kebapçıları gezeceğiz. Allah! Şükür hava çok güzel. Merhabalar. Şunu şöyle senin eline emanet ediyorum. Kayıtta mı şu an? Evet, kayıtta kendim. Oğlum bu kadar da yakışıklı olunmaz lan. Harbi şey de. Mi? Harbi. Ablalar diyor ki bunlar ne tutuyor böyle tüylü. Dur bir ekranda bir şeye bakayım. Tamam. Durdurdun mu? Tamam. Yok, durdurmadım. Göz takibini aldım. O da. Niye? Göz mü takip ediyor şu an? Ya oğlum yeterince param varsa her şeyi takip eder. Bu işler böyle. Mikrofon açık mı acaba şu an? Mikrofon açık. Yanda şu beyaz beyaz dalgalanmalar gözükmüyor mu? Her konuştuğumda. Aynen. Açık aynen, demek ki. Aynen öyle. Bugün ne yapacağız? Bizde amatörlük olmaz biliyorsun. Bro'm sen zaten işin ehlisin. Sen bu işin şeysin derler ya. Sen bu işin şey olmuşsun. Uzmanı. Uzmanı derler. Evet, bugün eve bir sene sonra ilk defa bir şey alacağım. Yanlışlıkla bir insanla canına kastediyorduk. Harbiden kastediyorduk. Olsun sıkıntı yok. Şükür. Şükür etmesi için bir sebep verdin ona. Bugün IKEA'ya gideceğiz. IKEA'da yemek var mı lan? Bu arada IKEA'da gerçekten çok ilginç yemekler var. Ben bu arada IKEA'ya hayatımda ikinci defa gidiyorum. Evet, evine verdiği özeni de böyle anlayabilirsiniz. Muhtemelen birinci gidişinde de ablası IKEA'ya gitmiştir. Birinci gidişinde çocuktum kanka. Aile evine bir şey alıyordum. Oğlum bu ne lan Faruk? Her yerde değil. Bu arada tam olarak şu an canlı yayında, yani canlı yayında değil ama şu an videoyu atacağız. Şu an atamayız çünkü ben evden çıktığımda 1 saat 20 dakika var gösteriyor. Harbi mi? Aman. Yalnız thumbnail işi olmuş be. Mor falan yapmışsın beni. Ya işte progresif olarak her thumbnail'da kendimizi bir şeyler daha katmaya özen gösteriyoruz. En son ne diyordum? Evet, IKEA'ya gideceğiz. IKEA'da bir masa naçizane almayı düşünüyoruz. Bir de askılık düşünüyorum. Arabaya sığarsa tabii. Acaba onlar gün içinde getirebiliyorlar mı? Yani şu an o günü geçtiğimizi düşünüyorum lan. Evet, 5'ten önce falan severçi olurdu değil mi? 7 neredeyse. Geç olsun. Güç olmasın. Güç olmasın demişler. Şu detayı gösterir misin acaba? Gözüktü şu an, evet. Kudurum. Evet. Oğlum bugün şey bölümünü izledim. Yeni çıkan ama. Sokak röportajı. Çok komik ama ne. İzledin mi sen o beni? Bu arada Gibi'yi izlemeyen varsa izlesin arkadaşlar. Feyyaz Yiğit'le bir antrenman videosu. Of, Feyyaz abi bizi kabul ederse onunla bir antrenman atmak isteriz. Feyyaz Yiğit. Keşke Badici Yalvaç bölümünde beni alsaydın. Yalvaç mıydı? Evet, Yalvaç'tı. Feyyaz Yiğit'le bir antrenman yaparsak maksimum 15 dakika sürer. Eminim çünkü set arası sigara. Bench press'in ikinci setinde felsefi bir konuşmaydı. Bizim bir aslında bench press yapmamamız gerektiğini. benim spor yapmamam gerektiğini. Çok makara ya. Çok kara bir ironik bir mizah içeriyor. Dizi. Göktuğ kara olan şeylere bayılır çünkü. Emre Baş'a buradan selamlar. Kendisinin tercihi daha açık tonlar. Bugün antrenman yapacak mıyız peki? Yani bu yaka McFit'te bir naçizane itiş günü olabilir. Çok kalaba değilse. Bokunu çıkarmadan. Kalaba değilse olabilir. Güzel makinelerle tatlı. Ya da sadece göğüs de çalışılabilir evet, yani. Evet, göğüs testi yapsın. Biliyorsunuz artık bölgesele geçtik. Ama göğüs bile çalışılsa sonuna bence bir lateral. Lateral raise ben hareketten saymıyorum. O şey gibi hani. O uyandığında yüzünü yıkamak gibi bir şey. Gibi bir şey. Yani, rutin. Lateral raise'den çekinen bir adamın omuzları dar olur arkadaşlar. Lateral raise'den çekinmeyin. Zaten deltoid dediğiniz kas grubu, hemen bu arada ciddiye bağlayarak ufak bir bilgi arası veriyoruz. Zaten deltoid dediğiniz kas grubu çok hızlı recover olabilen bir kas grubu arkadaşlar. Özellikle side kısımlar falan. Yani oraya haftada 3 hatta iyi ayarlanabilirse 4 defa bile çalışılabilir. Ki benim 3-4 defa çalıştığım oluyordu. Yani o yüzden korkmayacak. Ama bir sırtı mesela, bir sırtı adam akıllı bazen bir kere bile çok fazla ağır çalıştığın zaman
Yani bir hafta içinde recover olması 5-6 gün sürebiliyor ama yani o tarz büyük kas grupları maksimum 2 diyorum ben. Tabii bazen şeyler yapılabiliyor işte atıyorum hamstringdir, kalçadır, onlar ayrılabiliyor. Bunlar ne yapıyor amına koyayım? Bunlar Ümraniye'ye hoş geldin diyoruz kısaca. Ümraniye'de skaterlar mı var? Skaterlar. Bu zaten daha demin bahsettiğin şeydi, bir önceki videonun konusu. Evet, konusu. Doğrudur. Orada da pek çok defasında bahsedildi. Evet, bahsedildi. Onu izlemeyen varsa hemen buradan bu da bitirdikten sonra, ama bitirmeniz önemli, evet. Bir de like atmanız önemli. Bir de reklamlar arkadaşlar, ufak dancı. Hani bir tıklama bile bizim için çok yeterli. Sonra o videoya geri dönün lütfen. Arkadaşlar, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Oğlum bu elime odaklıyor amına koyayım. Hani göze odaklıyordu? Çünkü mesela, bir kere gözden çıkardıysan. Mesela şöyle yaptığım an elimde kanka. Bak, çıkar elini. Ne abi, neye bastın şu an? Tuşu arıyorum şu an. Gözüne yeşil yandı mı onun? Yok. Ben yanmış bile işte. Gözümde yeşil bir şey. Bak yeşil işte ya. Yeşil. Şey bir de ben ya mesela konuşurken şeye bakıyorum oğlum ya. O çok kötü oldu anlamda. Ekrana mı bakıyorsun? Ha. Amatör YouTuber. Arkadaşlar bu işi hala öğrenememişiz. Kusura bakmayın. KDF'ci Gültekin. Aga sen bunu nasıl tutuyorsun lan 2 saat boyunca falan? Ya anla. İlla bunu yaşatmamız mı gerekiyor? Sen tuttuğunda ama sen yanda sağda solda bir şeyler oluyor. Fark etmiyor ki yani. Sonuçta elimle tutuyorum, kafamla tutmuyorum. Sana bir şey alırım bir tane, şu gövdeden çıkartıyorlar ya. Onu alırsak ama yani zaten onu bunun alırsak, forması 15 dakika onu sürüyor. Alırsak, onu alırsak IBAN'a büyük mi yansır? IBAN'a yani. Hayırdır bu? Çok mu pahalı? Bu arada arkadaşlar kamera ekipmanları bayağı pahalı lan. Evet abi dolar. Bence dolar çok fazla yüksek olmasa TL bazında da gene yani fazla değil, iş değil mi? Yok. Ama yani gerçi sonuçta şöyle düşün. Şu kameranın gövdesi Amerika'da 2000 dolar. Nacizane bir vlog çeken arkadaş 1,5 çekimde belki. Evet, kazanabilir. Orta seviye bir vloggersa kazanabilir. Onu alabiliyor. Evet. Bizim 8 ay ömrümüz gerekiyor. Bizim 8 ay boyunca her hafta hangi içeriği üretsek diye düşünmemiz gerekiyor bunu. Var da gerçekten Türkiye'de şey YouTube, Türkiye'de YouTube'dan böyle milyonlar falan anca izlenmen lazım ki adam akıllı karın doyursun. İlla ne oluyor ya mı? Ne oluyor ya harbiden? Takip ettiğin YouTube kanallarını söyler misin? Ben mi? Göktuğ Alap, Fast Effect, Fukan Kaplancan. Zaten o videoları, bazı videolarım ben mesela izlememişimdir, sen izlemişsindir büyük ihtimalle çünkü editliyorsun. Ben nasıl izlememiş olabilirim ki? Hepsini evet, ben yapıyorum zaten. Ben çünkü mesela yazın o diyetteyken şey yapıyordum kanka. Videoları izlemiyordum yemin ederim. Sen atıyordun ben direkt. Ben bu arada harbi bak mesela yarışma videosunu falan izlemedim yani. Yarışma videolarının çoğunu. O son 3 aydaki. Geçen nacizane spora başladığım zaman çeşit gaz almak için ilk çektiğimiz videoları izledim. Harbi mi? Bir anılara dönüş yapayım orada dedim. Orada daha mı fitsin diye? Yo. Hayır ya, maksat güzel antrenman sahneleri görelim. Hmm. Neler yapmışız acaba geçmişte onları bir hatırlayalım. İlk Serdar abi videosuyla. Sonra onu izlemedim, o harbiden benim pek beceremediğim bir videoydu. Niye lan? Ben oradaki rengi mengi çok beğenmiyorum. Evet. Aynı videoyu şimdi çeksek. Bir de onda şey var kanka. Onda böyle garip bir o sen sanki o sharpening details kısmını böyle bir sona çekmişsin gibi mi duruyor? Baba hayatımızda çektiğimiz ilk vloglardan biri. Olabilir böyle şeyler. Neyse. Biz harbiden zamanında güzel şeyler çekmişiz. Ben böyle bir video izlemek isterken bir 6-7 video aralıksız izledim biliyor musun? Hepsini de ezbere biliyor ama. Bizim videoların mesela kaliteli olmasını bana şey diyor herkes genelde. Abi videoların çok kaliteli olduğu için editler falan yapıyorlar ya böyle. O yüzden çok edit çıkıyor mesela bizde. Çünkü kaliteli çekimler hep. 4K video kim atıyor amına koyayım? Fitness alanında Türkiye'de 4K video atan var mıdır? İllaki vardır. Tek tük videodur bence yani. Bizim kadar arka arka yani atmıyor. Bizim de ilgimiz var arkadaşlar. Biz de boş değiliz yani biliyorsunuz. İlk 50 videoyu ben editlemiş miyimdir? Yok. Bilmiyorum da. Aynen. Peki şu an ilk 50 videoyu ben editlemişimdir büyük ihtimalle. Bizim benzinciye girecek olmamız ve kanalın sahibi olarak arabayı fullleyecek olman. Böyle bir şey. Gökalp Bey. Faruk'cum. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz Gökalp Bey? Ebro'cum akşamları 7'den sonra çekilmiyorum mesai dışı. Bu arada 45 dakika sürdü arkadaşlar bak. O size konuşmayı dalgaya çekiyorduk. Saat 6.30'du şu an 7.40. Ve hava karardı zaten. 7.45 falan. Aşktan ölüyoruz. Buraya karides yemeye geldik. Her şeyden önce bir karides yiyeceğiz.
tereyağlı. Var mı öyle bir şey? IKEA'nın sosisi de yenir. Yenir mi diyorsun? Yenir. Self servis mi? Hatırlamıyorum. En son çocukken yemiştim de şey. Şu mu peki? Bak bak. Yapma öyle şey. Aynaya bak. Niye lan? Nereye bakacaksın? Aynaya. Siktir lan. Ya o... Siktir. Ya bu kameramanlar da kazanıyor. Benim arabam yok. Kameramanın mini arabaya bak. Sözde İBAN'a biz yansıtıyoruz ama. IKEA'ya geldik. Neyse zaten bahsettik. Şimdi gidelim. Masamızı seçelim. Eşyalarımızı seçelim. Önce onları seçip sonra mı yemek yiyelim? Bence öyle olsun. Tamam önce onlara bir bakalım çıtırdan. Sonra yemek yiyip alırız falan filan. Gel. Mesela hemen sen şuradasın. Ya bu haftaki video ne olsun ya Farukçum? Farukçum editler biraz gecikti galiba. Farukçum editler biraz gecikti bro. Ya da mesela sen geldin sabah belgesel çekim yapacağız. Burada edecek. Şurada çok tanıdık bir koltuk var. Gel seni şu koltuğa götürmek istiyorum. Hangi koltuğa? Kaç yaşındasın? 40 oldum şu an. Nereden geliyorsun? Kolun kaç sanki? You wanna earn some money. Güzel lan abi. Oğlum bu tarz bir şey de bana ağır kaçar. O yani salona gerçekten ağır kaçar. Şunlar arada falan. Ama o ilk baktığımız iyiydi aslında. Şu nasıl lan? 6 lira bu. Oğlum buna 6 vermektense L'ye o parayı vermek sanki daha efficient. Rom ne haber? Aynı tadı vermedi. Bu da tam yengenle oturmalık yapmalık. Mesela kaplancanla şuraya oturamam. Evet. Anladın mı? Benim onu düşünmem lazım. Benim çevrede herkes 110 kilo üstü olduğu için. Anladın mı? Bence şu ya. O mu diyorsun? Evet. Ustam masanı buldun galiba. Ustam masayı bulduk. Evet hemen bir drive. Şeyi montu da kaldır da gözüksün bari. Mesut'cum sana yazdığım gibi sabahki rice cream'i yulafla değiştiremiyorsun maalesef. Bu hafta kalorilerin 200 gram azalacak. 200 kcal proteinden 20 gram eksik. Net. Bu ne acaba? Bu ne alakası var anlamadım. Büyük ihtimalle buraya şeyi takacağız. Sen daha iyi anlarsın. Bilmiyorum kabloları şuradan sarkıtıyorsun. Sen şey getirdin mi Godox'un ayağını? Evet. Evet. İnşallah. Tamam, onlar buraya takılmayacak mı? Bilmiyorum. Yeni yazmışlar. Yeniyse hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyor muyuz bu masaya? Ne çekmiş? Başka bir şey mi? Üzerine bak, şunu atınca da çok iyi oluyor bu arada. Mousepad mi kardeşim? Sende var mı lan böyle bir şey? Onun üzerine klavyeyi, mousepad'ini falan koyuyorsun. Gereksiz olmaz mı? Yani. Gereksiz masa da gerek. Gidelim. Sende var mı öyle bir şey? Bende büyük mousepad var. Sendeki mousepad bayağı büyük. Senin masa da bu boyutlarda değil mi? Ama benimki bundan büyük. Şu kadar. Benimki iki masanın birleşimi. Ya ben de öyle yapayım o zaman. Ama ben ya komple duvardan duvara yaptım. Sende kapı var. Ben de öyle yapacağım. Bak. Senin bundan büyük mü lan? Masa büyük. Nasıl yani? Bunun ne kadar? 1,5 falan mı? Benimki 300 santim falan, 3 metre falan. Nasıl? Bu kaç lan? 160 mı? Oğlum 3 metre, ben de 3 metrelik alayım o zaman. Sadece kameramanlar 3 metrelik alabilir. Buram sadece haftada 12 çekim alanlar için mi? Biz sorsam bir... Arkadaşlar çektiğim her video ona geliyor. Her hafta yeni bir şey alıyor. Bir dakika gelsene bir, koltuk fiyatını söyler misin? Kendi koltuğumu evet. Ama ben para vermedim tamam, ki ona. Tamam bak, şimdi detayı geç. Oturduğun, götürüm oturduğu koltuğun fiyatını söyle. 6,5. Öyle değil mi? Evet. Aynen. Daha fazla diye hatırlıyorum lan, 40 bin lira değil mi? Oha! Ama bu arada senin yeni aldığın koltuk benim koltuğu döver. Rahatlık bakımından. Buram 2022. Gelişen bir çağdayız. Gelişen bir çağda. Bunu şey kanka, Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da okuyan hatunların evinde görebileceğim bir şey. Büyük genelde... El anatomisi. Genelde yatağın yanındaki... Ne denir lan yatağın yanındaki dalgaya? Kornişon diyesin var, o turşuydu. Konulu bir şeydi ya, komidin. Komidin de görürsün genelde. Komidin de bu ve buna benzer tahtadan. Lance Player. Lance Player'ler vardı.
O kadar gereksiz şeye para veriyor ki. Gerçekten bugün burada bunu anladım. Yani o kadar gereksiz şeye para veriyorlar ki insanlar. Yani Ikea'ya girip hani mal o, ufak bir IQ'da eksiklik olsa, yüzün altı bir IQ'ya sahip olsan burada hani her girişte 6 liralık olursun. Sanırım biz olduk. Biz olduk ama biz hani 20 kaç yaşındayım lan? 24 tenede bir oluyoruz kanka. Büyük ihtimalle bir dahakini de hani böyle artık 500 bininci abonede falan yaparız. Şimdi geldik, kutuyu aldık. Tabii kutudan önce burada biliyorsunuz bu meşhur yerdeyiz. Bu meşhur yer neresi? Bu meşhur yer meşhur 36.5 numara ayakkabının 36.5 ayakkabı numarasına sahip influencer kızların Nike prototype'larıyla beraber fotoğraf çekildiği o alandayız. Oda sıcaklığı yaklaşık olarak 35 derece, nem %60 civarı. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre kendileri 40 numaraya kadar olan kısımdan bahsediyorum. Saat 5'e kadar burada oluyorlarmış. Tabi kendileri burada şu an olmasa da bıraktıkları izler hem mental etkisi çevreye verdikleri hem de fiziksel olarak verdiği etki hakim. Biz barda masayı aldık. Tabi ben masayı alırken bir ufak, tabi ufak değil şimdi, şöyle 15 yaşında toplancıda çalıştım. İndirme ve bindirme tekniğinde hakimliğim, yetkinliğim çoktur. Yani kutulama deriz biz ona, bindirme ve indirme deriz. O konularda hakimliğim var. Fakat ufak tekniksel bir hata herkes yapabilir. Dan dolayı Faruk dedi ki değiştirelim. Çünkü birazcık anasını o yüzden zaten kayıt da durmuştu. Tekrardan yenisini alacağız. Şimdi bunu önce yukarı mı atayım? Tabii ki. Kankam, şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Ben bunu nereye koyacağım? Bindiriyor. Hayretli mi? Evet. Çaprazlama tekniğiyle kutulamayı gerçekleştirdim. Kendini şu an iki masa almış gibi şanslı hissediyor musun? Evet. Şu an bu modeldeki en kaliteli masayı almış hissediyorum. Hani deodorant alırken en arkadakini alırsın ya. Evet. Şu an tam olarak onu hissediyorum. Rikka 600. Bugün tercihimiz Rikka'dan yana. Bir Rikka yaradığı yok ama biz yine de alıyoruz. Rikka yaradığı Rikka aldık. Bu da askılık arkadaşlar, öyle ufak. Benim oda için. Bazı şanslı misafirlerin gördüğü oda. Artık videolar mecbur. Tabii şanslı misafirler görebilir. Orayı karıştırmayalım Faruk'cum. Peki benim acaba şeyden linç yemem var mı? Geçen Twitter'da linçlenmişim bu arada. İlk linçimizi yedik diyebilir miyiz? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bir çeyreğinizi alırım. ne diyordum lan? Linç yedin Twitter'da. Evet. Bu şeyden sonra artık videolar iki videoya çıkar artık haftada. Bakın hiç demiyordum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun. Bu herhalde kanalın en maliyetli videosu olabilir. En maliyetli videosu bu oldu kanalın. Bundan öncekiler hani maksimal anlamda bir Muki çarçut bir şeyler yendiği için. Neyse. Gidelim o zaman. Son ve en civcivli kısmına geldik. Evet. İşin en keyifli kısmını. İşin sert kısmını kasada zaten hallettik arkadaşlar. Faruk sağ olsun. Gene bizi birazcık binlik etti. Birkaç binlik. Mesela Faruk hayatında olmasa bak ben bunları almam. Şu an nerede yayın açıyordum? Arkada benim kırık dökük duvarda benim JBL mikrofonla konuşuyordum. Yani ben insanların... Modox'tur. İnsanların gözü şenlensin istiyorum. Her şey takipçili... RP10 galiba. Dur ben o şeyi alayım onu. Dalga esiyor sen. Ana. Bir şey mi oldu? Yok. Şimdilik olmadı. Kırdığım gibi. Tamam oldu şimdi. Şu tuşa basar mısın? Aa. Şaka yapıyorsun.
Şu an Mercedes'e binen takipçiler çıldırıyor. Çıldı. Evet, Kreber kağıtımız. Bir yükle alışveriş ıslatılmadan biter mi? Islatalım dedi. Ben de tabii bonkör bir adam olarak da Faruk. Sağımızdaki, kasabadaki en pahalı patlıcıya getirdim. Kendisi su tercih etti. Ya bugün ufaktan, normalde bugün itiş günüydü bu arada. Fakat şu an saat kaç? 44, yani bunları yememiz için 16 dakikamız var. 16 dakika sonra bir saatimiz kalmış olacak ben için. Hadi soyunma, cartçuk desen 50 dakika. Yani sadece itiş yapamayacağız, göğüs yapacağız belki. Bir de triceps workout yaparız. Çok fazla detaylı almana gerek yok. Burası şimdi normalde evin bizim kiler olarak kullandığımız bir yeriydi. İlginç bir şekilde evin tek dekoratif yeri ama kiler olarak kullanılıyor. Burayı iç mimar yaptırdım bro. Uzun bir uğraşlar sonucu 3 ay sonra şu duvarı kırdık. İçine şöyle bir led yaptırdım. Ev sahibi izleyecek diye mutfağıma koyuyorum. Şuraya kırdırdık, içine şöyle led döşedik. Şimdi burayı Faruk Bursalı'nın ince dokunuşlarıyla güzel bir hale çevireceğiz. Buraya masa gelecek. Şunların hepsi atılacak zaten. Bu arada bunları saklama sebebi taşınacak olmam. O yüzden hani taşınma rafa kaldırıldığına göre. Taşınma rafa kaldırıldığına göre o arkadaşlar da rafa kaldırılacak. Onların hepsi çöpe gidecek. Buraya masa gelecek. Sonra şu arkadaş bana aldırdı var bunu. Dedi ki bunsuz olmuyormuş. Al bunu rahat et dedim. Bunsuz olmuyormuş. Ne efendim şey. Reels çekerken hani şu dalgayı yapıyorlar ya. onu yapmayacağız onu inşallah. Onu yaparız falan filan dedi. İyi dedim alalım. Bunu buraya koyacakmışız. Dur şimdi ayaküstü kırmayalım onu. Sonra da koyarız biz. Oğlum kırılacaksa biz niye buna bu kadar para verdik? Ben koyarım onu sen şey yapma. Bu şey için değil mi? Bu şekilde olacak. Ben make-up videosu çekerken evet, bana evet. Işık vermesi için. Antrenman öncesi makyajım. Antrenman öncesi before training make-up. Ondan sonra burada ne gereksiz şey var ya bu arada. Neyse. O zaman yavaştan başlayalım mı? Brocum sen onu bir yere sabitle istersen. Biz yavaştan çıtırdan bir montaja başlayalım.
hemen kısa sürede boşalttık burayı. Bu işteyiz. Peki, buradan eski eşyalarına bir şey söylemek istesen ne derdin? Çok çekmesen daha iyi olur ama. Eski eşyalarım ama. Evet. Her şeyin atılması gereken bir vakit vardır. Ve o vakit geldi. Bundan fazlası toksikliğe kaçar. Bundan fazlası toksikliğe kaçar. Her şeyin bir ömrü vardır. Maalesef yapacağımız bir şey yok yani. Şimdi attık. Artık yeni bir sayfa açıp yenilerini kurma vakti. Evet. Hayatıma tertemiz bir sayfa açıyorum. Bu arada bize ev için destek olan ünlü iş adamına teşekkür ederiz. Evet. Ev için sponsor olan ünlü iş adamı Sen göre çok teşekkür ederiz. Bu arada yani ben öğrenciyken, benim bundan önceki aleti biz üniversite öğrencisiyken almıştık. Tek modu bile yoktu. Yarım modu vardı yani, anladın mı? Prize takıyorsun, o kendisi çalışıyordu. Ve bunu şimdi nasıl yapacağız Faruk? Öncelikle bak, bir çeker misin elini? Dur lan, dur lan. Bas. La! Bak mod ne moruk, mod ne mod? Bir şimdi oyna modlarla. Overdose oldu bu, düşür. Kaliteye bak, bak şimdi. Geldi şimdi Karaca'dan işbirliği alma. Geldi şimdi harbiden Karaca'dan Alofon kodunu kullandırtma yani. Ya hangi YouTuber şu hareketi yaparken video atıyordur bro? Hiç kimse. Chris Bumstead evine kadını çağırır, temizletir. Yani resmen yere düşüşünde bile tok bir ses. Bir şeye para verince kaliteli adeta. Ya böyle bir kutu açılışı yok artık. İkiye bunu izlerse garantiden çıkar yani. Oğlum squat rack mi aldık, bu ne ya? Oğlum bunu yaptın? Bu şey değil mi? Eleiko değil mi ya bu? Kurarız. Şunlar mı? Hayır, onlar kayıp düşmesin. Ya ne yapayım? Şu dalgalar kayıp düşmesin diye şey işte. Sende şey var mı? Yanında var ya, içinde allan gözüküyor. Allan var da. Ha, allan var lan. İyi. Tamam o zaman ya. Çünkü ben unuttum onları getirmeyi. Onu ben çaktım ya. Şimdi ben bir mühendis olarak arkadaşlar. Bunları asla okumazsın. En iyi olduğum yere geldik. Buram ezbere iş yok. Buram 30 saniye yeter. 30 saniye. Şu an her şey burada. Her şey burada. Bak. Şu an beni bırak. Gözümü bağla, gene yaparım. Hadi o zaman. Göreceğiz. Bu arada harbi zor ama yapayım. Kankam, öncelikle nereden başlıyoruz biliyor musun? Şunu dikleyelim artık. Yalvarırım dikle. Oğlum harbi bu kadar yoracağımı düşünmüyorum bari. Lan böyle değil mi? Ne yapıyorsun Faruk? Çeviriyoruz. Oğlum ters geldi bana. Ha. Lan Faruk ne yapıyorsun? Tamam dön. Kanka şu arkaya gelmeyecek mi? Evet gelecek. Kısa oğlum bu masa. Nasıl bir şey diyeyim, harbi çok iyi masa ya. Tamam iyi de kısa değil mi? Hayır bak, tam uydu, bak getir.
Bak, tam köşeden köşeye karşılıyor şu an. Şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Kapıyı nasıl kapatacaksın? Tamam, şöyle olsa. Bence çok güzel boyutu. Bunu nasıl büyütebilirim, uzatabilirim? Şuraya ek küçük bir masa daha alırsın. Şu an iyi değil mi? Şu an bence müthiş. Kamera sana yaklaşık şuradan bakacak bu arada. Evet, bu arada bütün Üsküdar'ı... Ama tabii onun açısı bundan daha geniş olacak. Yani şuraları falan da görecek muhtemelen. Niye? Çünkü bunun üzerindeki lens biraz dar. Dar bir lens. Bu arada bütün Üsküdar'ı gezdim ve priz bulamadım yani istediğim tarzda. Neyse, bu arada... Bir yıl önce alınmış bilgisayarım hala... Dış ambalajını... Brom, biz böyle gördük. Biz kumandayı da bantlarız, tamam mı? Biz eski telefonları da bantlarız. Biz zar zor aldığımız şeylere, alnımızın teriyle aldığımız şeylere değer veririz. Biz böyle gördük. Ama sırf senin için şu an bunu açıyorum. Hazır mısın? Evet. Mikrofon açık mı şu an? Evet. Oha! Hasiktir lan. Hasiktir, hasiktir. Ustam. Oğlum harbi daha iyiymiş lan böyle. Neyse. Oğlum o tarafını ben görmüyorum ki, duvara bakacağım. Olsun yani, eve gelip şurada oturanlar ambalajlı bir şey. Aa, bunun ışığı da varmış. Evet arkadaşlar. Setup'ın sonuna geldik. Şunları şey yapsana bir. Dalgalandırsana her renkten her renkten. Vay, şey mi? Şu. Aa evet. That's fucking it. Evet. Arkadaşlar odayı bitirdik şöyle. Tamam, kapa kapa, çok göz alıyor. Çok mu göz alıyor? Ne yapayım, bunu flash mı açayım? Şu iyi mi? Evet, bu güzel. Evet, odayı bitirdik. Aslında bitirmedik yani. Teknik anlamda hala eksiklerimiz var mı? Var. Ne gelecek? Webcam. Webcam gelecek. Onun dışında... Bir de bu iş böyle bir iş. Bak mesela bundan iki ay önce bana şuradaki hiçbir şey aldıramazdın. Şu an her şeyi aldırabilirsin. Şu an bak, bana akşam link attı ki kanka şuradan suluk çıkacak, yok dalga dümen bir şey çıkacak, garanti alırım. Bu iş gerçekten böyle garip bir olay. İnsan... Bu arada gerçekten yankı var, bu yankıyı çözmem lazım. Yankıyı ben de hissediyorum. Ben... Bu... Peki mikrofonla anlaşılır mı? Baba, ses uzmanı sensin. Ben onu off record açıklayacağım. Harbi mi? Hı-hı. Halı mı almamız lazım? Bir sürü var zaten, onları yerleştiririz, zire bir şey yaparız. Hayır oğlum, onları atacağım ben çöpe. Ha tamam, yeni halı alırız. Daha kalın bir perde alırız. Kalın diyorsun. Başka türlü önleyemez miyiz? Önleriz, bin türlü yolu var ya. Tamam, yankıönlemeteknikleri.com. Evet, dediğim gibi şu an okeyiz. Bir gösterelim mi yakında? Burada, aha. GoPro bizim diye de düşmesin. GoPro şu an, evet. Burada... Bir şey diyeyim, bu açıdan çok iyi gözüküyor ve setup. Harbi mi? Burada kablo kısmı var işte. Bu Godox burada. Orada kabloların hepsi aşağı gidiyor ve şu sepette birikiyor. Aynen. Yerde gördüğünüz gibi hiçbir kablo yok. Böyle de. Bunların hepsi düşünüldü. Bunların hepsi düşünüldü. Professional bir çalışma oldu. Şu arkadaşları aldık ama benim açıkçası çok içime sinmedi ama Faruk bunların olayı bu dedi. Bir şey, benim de çok içime sinmedi. Bunları belki yatak odasına atabilirim. Değil mi? Işığı düşük diye mi diyorsun? Yo yani bizim kompozisyonumuzda bir değer katmadı. Çok sanatsal bir yorum oldu ama. Ya aldıysak kullanacağız. Evet. Ya kompozisyondan kastın. En kötü ben eve götürürüm. Şu kompozisyon kısmı. Şu yani. Ha, orada böyle bu renklerin... Ama gelmiş. Gerçi şu an arkadaşlar bunu böyle algılamasın. Webcam'in açısı daha geniş. Webcam şuraları da görecek muhtemelen. Ha, peki şu an mesela kamerada bu renkler gözüküyor mu? Ben de çok seçemiyorum. Ay işte. Gereksiz oldu ya. Neyse. Neyse. Sıkıntı yok zaten, en ucuz item o. Evet, mikrofon var, mikrofonu. Bunu burada ayarlarını yaptın mı sen? Hayır, hiçbir şeye dokunmadım henüz. Onu yapalım ya. Tamam, birazdan bakarız. Şu stereo mod falan var, ne onlar? Onları ayarlayacağız. Ya ben mesela sadece buradan alsın beni, nasıl yapacağız onu? Var mı onun bir ayarı? Onun ayarı şurada bak. Neye çevireceksin? Onu manueline bakarak hallederiz.
Tamamdır. Buradan konuşacağız, buradan yayacağız. Bu kadar basit işte. Bizi yorduk. Göktuğ'un muhtemelen ilk kez ve son kez masasının üstünü bu kadar temiz göreceksiniz. Burada aynen. Böyle bir ihtimalle defterler falan olacak. Abi vallahi emri. Ben acaba diğer odada çalışsam burayı just for... Bence burada çalışılır ya. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Olabilir. Tamam. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu ufak bir video oldu. Böyle eğlendiğimiz güzel süreç. Tabii son 4-3, son 2 saatte çok eğlendiğimi söylemez. Biraz yorulduk ama ondan önce. Bundan sonra eğlenilir. Aşaması falan cart çut bir şeyler eğlenceliydi yani. Kendinize iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz bizden farklı bir içerik oldu. Bizim alışageldiğimizin dışında bir içerik oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda, içeriklerde, her şeyde görüşmek üzere. Peace out! Gözlüğünü çıkarsana. Niye lan? Şimdi yaklaş bir ışığa. Of, göz rengine bak, amına koyayım. Oğlum bir gözlükçü göz rengin belli olmuyor mu? Bu ışın oluyor, o belli etmesi zaten. Gözlük şu an ekstra ekstra belli. Harbi mi? Bakayım lan Instagram'a falan.